sağlıklı beslenmede kaldık. Sağlıklı beslenmede kaldık. Üç beyaz dedik. Un, beyaz una dikkat edeceğiz. Kepekli undan yapılan ekmek, mantı, makarna, börek, çörek. İkinci beyaz, kaya tuzu kullanacağız. Sofra tuzu tehlikeli. Üçüncü beyaz, şeker. Dikkat edeceğiz. Üç siyah, çay. 2 dakikadan fazla demlenmemeli. Kahve fazla içilirse, kısık bayanlarda kısırlığa sebep olur. Eskiden erkek küçük çocuklara da içirilmezdi kısırlığa sebep olduğu için. Üçüncü siyah, kola. Kola, şu firma, bu firma değil, genel konuşuyorum. Almanya'da, 30 yıl önce ben Almanya'dayken, mermerin üstüne, bir inşaat fabrikasında stajyer olarak çalışıyordum. Mermerin üstüne kola damlattık. Dedi ki, ustabaşı, onu at artık çöpe. O onu çürütür dedi. Allah Allah, mermer nasıl çürütecek? O at çürütür. O kullanmaz artık. Üstüne kola damlayan mermer işe yaramaz, at çöpe. Mermeri delen bir şey, insanın bilesin ne yapabilir misin? Kemikleri eritir. Alışkanlık haline gelir. Almanya'da tanıdığım bir genç, alkolik gibi olmuştu. Durmadan, içmeden duramıyordu. Ne yapıyor? Kemikleri eritiyor. Ödem oluşuyor. Vücudu şişiyor yavaş yavaş. Kilo alıyor. Hormon dengeleri bozuluyor. Artık özel bir tedaviden geçti. 6 ay hastanede yattı. Ve zor bıraktı. Ölümden döndü adamcağız. Bu nedenle içerisinde çok çok yabancı maddeler var. Hatta kaktüste bir yetişen özel bir parazit var. O parazit renk verici madde olarak Meksika'da yetişir. Kaktüsün üzerinde bir böcük yetişir. Bir böcük var. O böcükten yapılır ham maddesi. Evet. Şimdi 3 beyaz 3 siyaha mola veriyoruz. Hocam kilo obeziteyi konuşalım. Kilo ile ilgili piyasada Afrika mangosu, altın çilek, acı çehre gibi meyvelerden elde edilen ve bitkisel denen ürünler, birçoğu yasaklandı. Acı biber de var bunun içinde. Aslında onlar zayıflatmıyor. Bunların içerisine ne kattılar? Zibutramin denilen kimyasal madde kattılar. İnsanları zehirlediler. Amerika Birleşik Devletleri'nde 70 tür zayıflatıcı ilaçlar yasaklandı. Zibutramin nedir? Nedir hocam? Kalp atışını, nabzını hızlandırıyor. Kalp ritim bozuyor. Kalp atışının ritmini bozuyor. Aritmiye sebep oluyor. Taşikardi dediğimiz hızlı kalp atışı başlıyor. Ya bir iki defa hızlı atabilir, önemli değil. Yarım saat, bir saat hızlı atabilir, önemli değil. Fakat sürekli bu ilacı kullandığı zaman kişi sürekli nabzı hızlanırsa kalp atışı ne olur? Kalp yetersizliğinden ölür. Nitekim ölenler oldu ve yasaklandı. Bu nedenle biz ne yaptık? Ne yaptık? Efendim şöyle bir şey yaptık. Bu kuş konmaz. Kuş konmaz. Asparagin denen bir madde içerir. Asparagin kansere karşı etkili ve hiçbir yan etkisi yok. Asparagin. Asparagin artı zayıflatır. Kuş konmazla ilgili Almanya'da kuş konmaz ekstraktı, maydanoz ekstraktı, funda ekstraktı ile Almanya'da yapılan klinik araştırmalarda ortalama bir ay içerisinde 8 kilo kiloluk insanların zayıfladığı tespit edilmiştir. Elimizde bu konuda bilgi var, belge var. Araştırmalar yapılmıştır. Bilgi ve belge. Kuş konmaz forte, funda forte veya maydanoz forte. Peki hocam bunun üçü beraber mi alınacak, tek mi? Yani hepsi ya da birisinin içinde mi? Yavaş yavaş zayıfların problem değil diyenler, aşırı kilolu olmayanlar funda forte günde 3 defa yemekten önce bir tane aldığı zaman İştahını keser. Fazla yemek yemez. Hızlı zayıflamak isteyen 2 tane alabilir. Günde 3 defa 2'şer. Çok hızlı zayıflamak isteyen günde 3 defa 3'er tane alabilir. Yan tesiri yok. Bunda asla ve asla kimyasal madde yok. İsteyen tamamen istediği doğal. Laboratuvara gönderebilir, inceletebilir. Tamamen bitkisel. Doğal. Bitki ekstraktı. Ha, bitkisel derken şöyle bir şey var. Dün bana birisi geldi. Hocam falan firmanın sonu zade bilmem ne. Efendim şeyini getirdi, kapını getirmiş. O baktım ki çok cafcaflı. Ya dedim çok güzel bir ambalaj. Amerika'da sanki üretilmiş gibi yani çok güzel. Açtım kapsülü içinde çöp.
Yani otu öğütmüş, çöpü doldurmuş, samanı doldurmuş kapsülün içerisine. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İnsan sahiliyle oynamak bu kadar ucuz mu? Ve bütün Türkiye'deki aktarlarda bu üçkağıtçı firmanın ürünü satılıyor. Cafcaflı olduğu için alıyor millet. Vay be diyor, ne güzel. Ha. Bu kutu size fayda vermeyecek ki. İçindeki etken madde fayda verecek. Vatandaş rengine bakıyor. Aa güzel, ambalajı güzel, ben bunu alayım. Bu kadar cahillik olmaz ki. Vatandaşın da var hata. Kapsülü aç içine bak. Çıplak gözle görürsün. Ot doldurmuş adam içine. Ot. Ve kaç liraya satıyor? 200 liraya satıyor. 150 liraya satıyor. İçine ot dolduruyor. Maliyeti 1 lira. Şimdi bizim üretmiş olduğumuz bu ürünün içerisinde ne var? Bizim farkımız ne? Bizim farkımız, diğerlerinden farkımız, biz bu kapsülün içerisinde mesela ne var? Ekstrak var. Ekstrak. Toz gibi hocam o. Evet. Bitkinin ekstraktı bu. Ot değil, çöp değil. Ekstrak. Yani damıtılarak elde edilen bitki özütü, ekstraktı. Alışta mesela alıcın etken maddesi hiperozit. %2,5. Dur. %2,5. Biz bunu destilasyonla, ekstraksiyonla elde edilen bitki özütünü alıp kullanıyoruz. Çin'den, Amerika'dan, Almanya'dan getiriyoruz. Yoksa biz niye ithalat yapalım ki? Değirmenimiz var. Biz de ötür, dolduru dolduru göndeririz. Etkisi olmaz. 3 gün sonra ne olur? Bizimki de falan filan zade gibi aleyhimize küfür ederler. Bana kimse küfür edemez, bana kimse hakaret edemez. Ürünü şöyledir, böyledir diye. Çünkü biz Avrupa ve Amerika standartlarının da üzerinde ürün üretiyoruz. Çok Avrupa güzel. Ve Amerika'dan daha üstün.